30'lu yaşlarında erkek, ayrılık acısı. 200 lirayı verdim yavrum girişte. Oo! Kapıda biri var. Kim ya bu saatte bu? Kim o? Teklif ediyorum. Benimle evlenir misin? Hayır. Hayır dedi. Bana ne yapabilir ya kız? Öyle bir kız falan beni yıkamaz ortam. Bana hiçbir şey olmaz. Ne demişler? Cana geleceğine mala gitsin. Çok mutluyum. Ona ne kadar düşünceli. Sanatçı hassasiyetine sahip bir dondurmacı olduğumu göstereceğim. Ekrem, bu Jeremy. Oo! Sevgilim. Jeremy İncelik üstünde çalışıyor. F-16 pilotu. Demek askersin. Biz o işi çoktan hallettik aslanım. Oğlum hissetmiyor. Kendini acımıyorsan anana babana acı lan. Benim anam babam yok ki hocam. Tedaviye cevap vermiyor. Biz ölünün arkasından Fatiha okuruz. Bu Michael Jackson'dan Ecibici Bokke'yi okur. Ekrem'e çok acil bir şekilde kız lazım. Ah, Carol Van. Hello. Thank you. Al sana 1 lira. Ne parasından bahsediyorsun ulan gerizekalı? Hangi gerizekalı yaptı bunu? Şu gerizekalı yaptı. Her kişinin derdi ben olmuşum. Demek ki zamanında iyi koymuşum. Hakan Altunlu ikizi arabamızı çaldılar. Sizi karım yapacağım, karım! Ozan biz nasıl bir işe girdik? Kaynanan beni karısı yapmak istiyor ya. Pamuk Prens, senin annen arı mı? Yo, Adana Pozantı nüfusuna kayıttı. Niye ki? Bal gibi çocuk yapmış. İşte Hakan Altun'un gerçek yüzü. Kadın doğuruyormuş. Ekran bir şeyler yap. Bu bebeğin adı Bahattin olacak. Ama bu kız. Belki seninle arkadaş olmak istemiyorum. Sen beni anlamıyor musun ya? Sen benim neyim olmak istiyorsun? Dayım mı olmak istiyorsun? İşte bu be. Senin pavyonda çalışmanı bizim örfümüz, adetimiz, anneannemiz kabul etmez. İnanmıyorsan anneanneme sor. Pavyonda çalışmanı istemiyorum kızım. Giden doğmuştan sağıp arabadaki adam mı dövülür ya? Burası orta çağ mı? Burası Adana. Tıbbi bir jargonla söylersem, hayat boş, pompala coş.